Başkan Joe Biden'ın bugün gündeminde ekonomi var dedik. Biden yanında Ulaştırma Bakanı ve Enerji Bakanları ile birlikte ekonomi planları ile ilgili mesajlar verdi. Daha fazla iş olanağından bahsetti. Amerikalıların ekonomik olarak daha da rahatlayacakları mesajını verdi. Amerika Başkanı şu sıralarda haftalık ekonomi briefingini alıyor. Biden'ın mesajları için Serhan Akif Akyıldız'a dönelim. Serhan, Ukrayna dış politika derken ülke içinde en önemli gündem maddelerinden biri kuşkusuz ekonomi. Biden da bugün verdiği mesajlarla Ukrayna krizine rağmen konunun kendisi için de ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Neler söyledi Biden? Söz sende. Biden hem Enerji Bakanı hem de Altyapı Ulaştırma Bakanı ile birlikte kameraların karşısındaydı. Bazı yetkililer de vardı yanında. Şu sıralarda aslında yaklaşık 45 dakika önce başlaması gereken bir toplantıydı. Basına yönelik açıklama olacaktı. 10-15 dakika önce başladı. Önce Tennessee'de elektrikli araçlar için şarj istasyonunu üretecek bir tesisin açılacağını belirtti Joe Biden, ki bu elektrikli araçlara son dönemde Biden yönetimi oldukça önem vermiş durumda. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları, hatırlayacaksın, 1 trilyon dolarlık altyapı paketinde de yer almıştı. Yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir kaynak aktarılmıştı. İşte Tennessee'de 500 kişinin çalışacağı elektrikli araçlar için şarj istasyonu yapacak, şarj istasyonları üretecek bir tesis açılacak ve bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceği mesajını verdi. Joe Biden Amerikalara daha iyi gelir sağlayan işler yaratacaklarını söyledi önümüzdeki dönemde. İşte burada da 1 trilyon dolarlık o altyapı paketine atıfta bulundu. Amerikalılar için harcanacağını söyledi. Yaklaşık 600 bin federal yönetimin yaklaşık 600 bin aracı olduğunu söyledi ki bu araçların da önümüzdeki dönemde elektrikli hale geleceğini söyledi Amerikan Başkanı ve aslında bu tesisin sadece Amerika için değil gezegen için çok iyi bir adım olduğunu söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelede de elektrikli araçların önemli bir yer tutacağını söyledi Amerikan Başkanı. Zaten toplantının adı da gelecekte Amerika'da yapılan bir gelecekti. Amerikan Başkanı, Amerikan yönetimi özellikle Trump'la birlikte başlamıştı daha çok diyebiliriz. Yurt dışında, Amerika dışındaki şirketlerin ülkeye getirtilmesi. İşte Biden da buna çalışmaya yönelik mesajlar verdi. Bunun tedarik zincirindeki sorunlara atıfta bulundu. Özellikle salgın döneminde oldukça gündeme gelmişti, hatırlayacaksın. Tedarik zincirindeki sorunu burada çözmeye başlayacağız dedi Amerikan Başkanı. Amerikan Başkanı için ekonomi oldukça önemli. Bütün yönetimler için önemli aslında Amerika'da. Son dönemde anketlerde Biden'a destek oranları önemli oranda düşmüştü. Ekonomi bunda önemli bir etken. İşte bu nedenle Biden Ukrayna gibi önemli krizler olmasına rağmen ekonomi mesajları vermeyi ihmal etmiyor. Biden'ın bu açıklamasını yaptığı günde önemli de bir ekonomiyle ilgili veri vardı. Hemen onu da paylaşalım. Amerika'da ticaret açığı 2021'de rekor kırdı. Geçen yıl oranla %27 arttı. 859 milyara yükseldi. Özellikle Çin'le ticaret dikkat çekiyor. Amerika'nın Çin'e ihracatı arttı, 151 milyar dolar oldu ama ithalatı da 500 milyar doları geçti. Aradaki fark 355 milyar dolar. Yani dünyanın bir numaralı ile iki numaralı arası, ekonomileri arasındaki ithalat ihracat farkı önemli oranda devam ediyor gibi. Dünyada hangi gelişme olursa olsun ekonomi bir numaralı gündem maddesiydi. Amerika Başkanı'nın da bugün gündeminde ekonomi vardı. Serhan, teşekkürler.